Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz patiğin yapım aşamasını paylaşacağım. Patiğimiz için gerekli malzemeler: bir adet patik ipi, benim kullandığım patik ipi altın başak ve patik ipime uygun olarak da 4 numara tığ kullanıyorum. Bu bölümü oluşturabilmek için de 2 adet çıt çıt kullanıyorum. Yine bunları tuhafiyelerden temin edebilirsiniz. Bu tarz. Ve 2 adet düğme. Süslemek için de böyle pomponlar kullanıyorum. Herhangi bir şey de kullanabilirsiniz. Ya da elinize çiçekler yapıp bunları da bu bölüme dikebilirsiniz. Patiğimizin ayokucu bölümünden başlıyoruz. Sihirli halka oluşturuyorum. Bir, iki, üç. Üç tane zincir oluşturduk. Şimdi bu halkanın içine 10 tane ikili trabzan yapacağız. Üç zincir oluşturduk. Tığa doladım. Halkanın içine batıyorum. Tekrar tığa doladım. Tığda üç tane. İlk 2, kalan 2. Tığa doladım. Yine halkanın içine batıyoruz. İlk 2, kalan 2. Halkayı da bu bölümden böyle kapatacağız. Şimdi zincir hariç 10 tane ikili trabzan yapıyoruz. Zincirleri sadece başlayıp bitirdiğim noktada kapatma olarak kullanacağım. O yüzden zincir hariç 10 tane ikili trabzan. Tane ikili trabzan oluşturdu. Buradan çekip halkayı kapatıyoruz. En başta 3 tane zincir oluşturmuştuk. 3. zincirin içine batıyoruz. Tığa doladım. Düz çektik, kapattık. Tüm kapatma noktalarını aynı şekilde oluşturacağız. Tekrar 1 2 3 zincir. Tığa doladım. Zincirin tam dibinden başlıyorum. Her bir boşluğun içine ikişer tane ikili trabzan yapacağız. Ve sıra sayımız 20 olacak. Yanındaki boşluğa geçiyorum. İlk 2, kalan 2. Tığa doladım. Aynı noktaya ikinci ikili trabzan. Her bir boşluğun içine ikişer tane ikili trabzan yapıyoruz. Aynı noktaya 2. Tığa doladım. Yanındaki boşluğa geçiyorum. 1. Aynı noktaya 2. Sıra sayımız 20 olacak. Her bir boşluğun içine ikişer tane ikili trabzan yapıyoruz. İkinci sırayı da bitirdik. Sıra sayımız 20 oldu. Yine en başta 3 tane zincir oluşturmuştuk. 3. zincirin içine batıyorum. Tığa doladım. Düz. Çektik, kapattık. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Tığa doladım. Yine tam dibinden başlıyoruz. Bir tane ikili trabzan. Yanındaki boşluğa geçiyorum. 1, aynı noktaya 2. Bir tek bir çift şeklinde ilerleyeceğiz ve sıra sayımız 30 olacak. Yanındaki boşluğa geçiyorum. Bir tane ikili trabzan, tığa doladım. Yanındaki boşluğa geçiyoruz. 1, aynı noktaya 2. Bir tek bir çift. Bir tek bir çift. Bir tek, yanındaki boşluğa geçiyoruz. Bir çift. Sonuna kadar böyle devam ediyoruz. Sıra sayımız 30 olacak. Üçüncü sırayı da bitirdik. Yine diğer sıralarda uyguladığımız gibi 3. zincirin içine batıyorum. Çektik, kapattık. 1,
2, 3 zinciri sağa doladım. Tam dibinden başlıyoruz. Birinci ikili trabzan, yanındaki boşluğa geçiyorum. İkinci ikili trabzan, yanındaki boşluk. 1, aynı noktaya. 2. Dördüncü ve artı sırmada son sıramızda 2 tek 1 çift uygulayacağız. Birinci tek, yanındaki boşluğa geçiyorum. İkinci tek, yanındaki boşluk. 1, aynı noktaya. 2. 1, 2 tek, üçüncüye çift. 1, 2 tek, üçüncüye çift. Sıra sayımız 40 olacak. Arttırmada son sıramız. Yani patiğimizi 10, 20, 30, 40 şeklinde arttırmış olduk. Sonuna kadar öyle örüyoruz. Dördüncü sırayı da bitirdik. Yine üçüncü zincirin içine batıp kapatıyoruz. 1, 2, 3 zincir. Zincirlerin tam dibinden başlıyoruz. Artık arttırma yapmayacağız. Her bir boşluğun içine bir tane ikili trabzan. Birkaç sıradan sonra patik toparlanmaya başlayacak. Yanındaki boşluğa geçiyorum. Bir tane ikili trabzan oluşturduk. Yanındaki boşluğa geçiyoruz. Her bir boşluğun içine bir tane ikili trabzan. Arttırmayı bitirdikten sonra ben 8 sıra böyle düz öreceğim. Her bir boşluğun içine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Patiğimizin ayak ucu bölümünü bitirdik. Toplamda 12 sıra ördük. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Böyle açılma payı da var. İlk 4 sıra arttırdık. Kalanlarda düz ördük. Buradaki sıra sayısını da istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. İsterseniz toplamda 10 sıra örebilir ya da 14 sıraya kadar çıkabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi bu kapatma noktasından kapattım. İpi buradan kesiyorum. Böyle ara bölümden geçirdim. Bu başlayıp bitirdiğim noktaların böyle yan tarafında çirkin görüntü olmaması için kesiyorum ve alta denk getiriyorum. Şöyle göstereyim. Bakın başlayıp bitirdiğim noktalar burada. Şimdi patiğimizin bu kenar bölümlerini oluşturacağız. Patiği ikiye katladık. Başlayıp bitirdiğim nokta burada. Ve şuradan bir yerden tekrar başlıyoruz. Böyle ilmeği çıkardım. 1, 2, 3 zincir oluşturduk. Sağa doladım. Buradaki ipi de saklayacağız. Yanındaki boşluğa geçiyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. 1, 2. Yanındaki boşluk. 1. Her bir boşluğun içine bir tane ikili trabzan oluşturuyoruz ve bu tarafa kadar belli bir yere kadar örüyorum. Belli bir yere kadar ördüm. Şimdi buradaki boşluğu oluşturacağız. Ben burada 8 tane İlmek atlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siz isterseniz bunu 4 de yapabilir, 6 da yapabilir, 10 da yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi buraya kadar ördüm. Burada 8 tane ilmek var. 1, 2, 3 zincir oluşturdum. Ve örneği ters çeviriyoruz. Sağa doladım. Zincirlerin tam dibinden İkili trabzanlara devam ediyoruz. Bu bölümde böyle düz bir şekilde ilerleyecek. Her bir boşluğun içine bir tane ikili trabzan. Yine bu noktaya kadar örüyorum.
İkinci sıranın da sıra sonuna kadar geldik. Sıra doladım. Burada 3 tane zincir oluşturmuştuk. Bu zincirlerin tam tepesine batıyoruz. İkili trabzan. Ve bu bölümün de yine düz olmasını sağlıyoruz. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Örneği ters çevirdik. Tam zincirlerin dibinden başlayıp devam ediyoruz. Bu bölümde böyle düz bir şekilde ilerliyor. Bu bölümü de 37 numara için toplamda 16 sıra ördüm. Şöyle göstereyim. Buradan itibaren bu bölüme kadar 16 sıra. Yine bunu kendi ayak numaranıza göre ayarlayabilirsiniz. Bu bölümün öyle olabilmesi için son 2 sırada kesme işlemi uyguluyorum. Topuk bölümünde. Bunu da göstereceğim. Hiçbir işlem yapmadan 14 sıra öreceğim. Son 2 sırada bu bölümü ekleyeceğiz. Patiğimizin bu bölümünü 14 sıra ördük. 15. sırada belli bir yere kadar ördüm. Şimdi bunu ikiye böleceğiz. Buradan başlıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10. Diğer taraftan da sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12. Arada 6 tane ikili trabzan kaldı. Bu 6 tane ikili trabzana sık iğne uygulayacağız. Son ikili trabzan oluşturdum. Şöyle göstereyim. İkili trabzan oluşturduk. Hemen yanındakine sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6. 6 tane sık iğne oluşturduk. Sıra doladım. Yanındaki boşluğa ikili trabzanla devam ediyoruz. Buraya kadar aynı işlem. Sadece bu ortada 6 tane sık iğne oluşturmuş olduk. Yine 16. ve son sırada buraya kadar örüyorum. Tekrar burada kesme yapacağız. 6 tane sık iğne olan bölüme kadar geldik. Buradaki 6 sayısını 3'e düşüreceğiz. Hemen dibinden başlıyoruz. Tığa doladım. Tığda 2 tane. Bir sonraki ilmeğin içine geçiyoruz. Tığda 3 tane. Üçünü bir çektik aldık. Buradaki 2 sayısını 1'e düşürmüş olduk. Tığa doladım. Yanındaki boşluğa geçiyorum. Ve ikisini bir çektik aldık. 2 ilmeği tek sayıya düşürmüş olduk. Bir sonraki boşluğun içine batıyorum. Tığa doladım. Bir sonraki boşluk. Tığda 3 tane var. Çektik aldık. Tığa doluyorum. Yanındaki boşluktan ikili trabzanlara devam ediyoruz. Bakın burada böyle bir görüntü oldu. Sonuna kadar ikili trabzanlara devam ediyoruz. Patiğimizi toplamda bu bölümünü 16 sıra örmüş olduk. Son 2 sırada kesme işlemi uyguladık. Şimdi patiği birleştireceğiz. Buradan tutup böyle ters çeviriyorum. İlmek burada. Bu karşısına batıp ilmeği tam karşısına çıkartıyoruz. Ve bir zincir oluşturdum. Şimdi bu bölümlerin tam karşılıklı denk gelecek şekilde sık iğneler oluşturuyoruz. Tığa doladım. İkisini bir çektik aldık. İp yürütme tekniğiyle de kapatabilirsiniz ya da normal iğne iplikle de kapatılabilir. Tam karşılıklı bu bölümlerden alıyoruz. Tığa doladım. Sık iğne.
Bu bölüme kadar geldik. Yine bu bölümde tam karşılarından denk gelecek şekilde sık iğneleri oluşturuyoruz. Ve bitti. Ters çevirdiğimizde bakın burada böyle bir ovallik oluştu. Şimdi patiğimizin bu bölümünü oluşturacağız. Patiğimizi birleştirdiğimiz nokta 1, 2, 3, 4, 5. 5. sıradan itibaren bu bölümü oluşturmaya başlamışız. 1, 2, 3, 4, 5. Buradan başlıyorum. 1, 2, 3 zincir. Sağa doladım. Bunu da yine iç bölüme saklayacağız. Aralara batıp ikili trabzanlar oluştururuz. Sağa doladım. Burada tam böyle ilmek yerleri olmadığı için çok sıkı batmıyorum. Çok gevşek de batmıyorum. Orta kararda böyle belli aralıklarla ilmekler oluşturuyorum. Tam karşısına denk gelecek şekilde ikili trabzanlara devam ediyoruz. Bu bölüme kadar örüyorum. Tam karşısına denk gelene kadar ikili trabzanlara devam ettik. Şimdi buradan yine bu kenarlarda uyguladığımız işlemle birebir aynı. 1, 2, 3 zincir sağa doladım. Hemen dibinden başlıyoruz. Yine ikili trabzan. Burada uyguladığımız işlemin birebir aynısı. İkinci sırada ilmek yerleri belli olduğu için örmesi daha kolay. Şimdi bunu 1, 2, 3, 4 toplamda 4 sıra olacak şekilde örüyorum. Patiğimizin bu bölümünde 4 sıra şeklinde ördük. Şimdi ip burada. İpi kesmeden 1, 2, 3 zincir oluşturdum. Sağa doladım. Şimdi bu bölüme doğru ilerleyeceğiz. Ve 5 tane ikili trabzan oluşturacağız. Zincir de dahil olmak üzere. Yine belli aralıklarla batıyoruz. 2, 3, 4, 5. Zincir dahil olmak üzere 2, 4 ve 5. 5 tane ikili trabzanı oluşturduk. Şöyle göstereyim. Şimdi yine 1, 2, 3 zincir ters çevirdik. Tam dibinden başlıyoruz. Bir, iki, üç zincir ters çevirdik. Kemer bölümünü böyle oluşturacağız. Bunu ayak bileğinize göre ayarlayabilirsiniz uzunluğunu. Bu bölümü de böyle örüyoruz. Patiğimizin bu bölümünü de oluşturduk. Ben bunu toplamda 18 sıra ördüm. Kalan fazlalık ipi iç bölümüne saklayacağız. Aynı şekilde buradaki kalan ipi de. Bu bölüm için ben böyle çıt çıtlar kullanıyorum.
Bunları tuhaflardan temin edebilirsiniz. Bu çıt çıtları ince en iplikle böyle dikiyoruz. Yine gözükmemesi için de böyle bir düğme kullandım. Bu bölümü süslemek için de böyle pomponlar kullanıyorum. Herhangi bir şeyde kullanabilirsiniz. Böyle fazladan uzun ipleri var. Bunları bu bölüme bağlayacağız. Patiğimiz bitti. Patiğimizin yapım aşaması bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.